Elma tatlısı yaparken dikkat etmemiz gereken şeyler, ilk önce elmalarımızın sert olması gerekiyor. Yumuşak elmalar çok kısa sürede pişip dağılma yapabilir. Güzel bir görüntü olmayabilir. Elmalarımız sert olacak. Bilhassa hepsinin büyüklüğünün birbirine eşit olmasına özen gösterirseniz servis ederken çok daha şık olur. Ben tatlı bir elma kullandım. Burada isteğe bağlı olarak ekşi elma da kullanabilirsiniz. O zaman şeker ölçüsünü arttırabilirsiniz. İçine koyduğumuz malzemelerimizin oranları tamamen isteğe bağlıdır. Tarçın, karanfil, şeker oranları istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Ama suyuna portakal koymayı ihmal etmeyin. Çünkü elma tatlısına çok hoş bir aroma katmaktadır. Eğer elma tatlısına bunları yapmadan sade olarak pişirseniz çok lezzetli bir tatlı elde edemeyebilirsiniz. Ama içine koyduğumuz malzemeyle son derece lezzetli ve şık bir görüntü elde ediyorsunuz. Elma tatlımızı süslerken biz burada tarifimizde kaymak kullandık. Ama siz eğer isterseniz yazın bir top vanilyalı dondurma ya da onun yerine krem şanti de kullanabilirsiniz. Gıda boyasını aktarlardan da temin edebilirsiniz. Onu da bahsetmek istedim. Aynı zamanda burada artan bir sosumuz vardı. Başta ayırmıştık onu. O sosumuzu değerlendirmek için kavanoza koyarak uzun süre muhafaza edebilirsiniz. Gene elma tatlısı yapacağınız zaman onu kullanabilirsiniz. Tatlımızda fıstık kullanmıştık süslerken, bunun yerine fındık veya ceviz de kullanabilirsiniz.